Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Deniz Kudret Ayıldır, GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısıyım. Her pazartesi günü olduğu gibi sizlerle yurt içi piyasalar, BIST 30, BIST 100, Kardemir, Ereğli ile alakalı hem borsa spot taraftaki görüntü hem de vadeli taraftaki beklentiler nelerdir? Bu soruya cevap vereceğiz. E, yeni bir haftaya başlıyoruz. Piyasalar açıldı. Piyasalar açıldıktan sonra baktığımız zaman şu anda Bankacılık endeksinin yukarı yönlü hareketlerde fiyatlama reaksiyonu oluşturduğunu görüyoruz. Onun dışında diğer sektörler net bir şekilde negatif tarafta. Cuma günü hatırlarsak önemli bir fiyatta baskı oluşturmuştu. Nitekim global tarafta ABD Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık hani bilinen klişe faiz artışından ziyade Haziranda da 75 bas puana çıkabileceğine ilişkin beklentiler küresel borsalarda da önemli bir baskı oluşturdu. Hatırlarsak 6 toplantıda Fed'in işte 3 toplantıda 50 bas puanlık Kalan 3 toplantıda 25 bas puanlık faiz artışı beklentisi vardı. Mayıs ayında da hatta Haziran ayında da 50'şer bas puanlık faiz artışı piyasanın ihtimali dahilindeydi. Ama e, St. Louis Fed Başkanı Bullard'ın gerekmesi halinde 75 bas puanlık faiz, indi, e, faiz artışı e, gereklidir vurgusunu yaptıktan sonra piyasa e, görüntüsünün, buna evriliyor olması ve Chicago Ticaret Borsası'nda da Haziran ayındaki toplantıya 75 bas puanlık faiz artışı beklentisinin girmiş olması ister istemez borsalarda önemli baskılar oluşturdu. Cuma günü biz de zaten önemli bir baskı görmüştük. Tabii globalden ayrışan çok ciddi bir fiyatlama reaksiyonu içerisindeyken bu hareketin işin düzeltmesi olarak nitelendirdik. İşte bu hafta hatta mayıs ayında da bu düzeltmede ne kadar istekli olacağız, ne kadar olmayacağız? Bu sorunun cevabını arayacağız. İlaveten bugün e, bankacılık tarafında daha ağırlıklı bir pozitif var. Diğerleri negatif demiştik biraz önce. Bankacılıkta da özellikle Garanti önderliğinde yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Hatırlanacağı üzere çarşamba günü bekleniyordu Garanti Bankası'nın bilançosu. Burada bilanço sonucunun bugün itibariyle geldiğini, ilaveten de e, hisse pay alımlarının rakamlarının 15 olarak güncellendiği hususları burada ister istemez şu anda da %5.71 pozitif tarafta etkisini sürdürüyor. Tabii ki bankacılık sektörü bundan nasibini alıyor ama genel çerçevede bak Baktığımız zaman da hani bankacılık dışındaki sektörlerde bir negatiflik olduğunu söyleyebiliriz. Şu an için baktığımda bankacılık dışında spor sektörünün de yukarı tarafta olduğunu ama genel anlamda bir negatifliğin olduğunu, sınav tarafında da %2'ye varan bir negatif performansı oluşturduğunu izlemekteyiz. Şimdi biz totuz hisselerine geçtiğimiz zaman da Garanti, Türk Telekom, Akbank, İşctr, Alipay, Yapı Kredi Bankası olarak pozitif bir reaksiyon olmasına karşın diğerlerinin negatif tarafta kaldığını çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Analizimize konu olan Ereğli ve Kardemir nasıl bir bakacak olursak Ereğli'nin %2.52 Kardemir'in de %2.74 negatif tarafta kaldığını söyleyebiliriz. Bunlar spot tarafta vadeli tarafa baktığımız zaman da yine açılışla birlikte en iyimser hisseler zaten bankacılık önderliğinde hareketler devam ediyor. E, kötümser olarak baktığımız zaman Oyak Çimento'nun %4'ün üzerinde bir değer kaybı oluşturduğunu görebilmekteyiz. Vadeli tarafta Kardemir tarafına 1.88 Ereli tarafına 2.37'lik de bir negatif görüntüsü söz konusu. Peki borsa nasıl? E, bu arada vadeli tarafta globalde negatif bazda bir hareket seyrini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Yine e, vadeli taraftaki global fiyatlamalara baktığımız zaman da biz yine çok ciddi bir negatif görmüyoruz. E, pe, fiyatlama performansı anlamında. Biz tutuş şu anda %0.95 biz yüzde %1 seviyesinde negatif bir performans izlenmekte. Şu anda genel görüntü bu. Tabi bunun Haftanın gelenine yayılabilecek bir düzeltme olup olmadığını ya da e, Mayıs ayında da hayır Mayıs'ta sat ve git Klişe e, sloganın devam edip etmeyeceği e, gerçekten dikkat edecektir. Biliyorsunuz ki yurt içi piyasalar özellikle bu haftayı tamamladıktan sonra bayram tatiline de girecek. E, bu sebeple de özellikle bu haftaki performansı biraz daha dikkat etmekte fayda var. E, mevcut bayram sonrasında dönüşünde de zaten 2 işlem günümüz var ve bu sebeple de bu yaklaşık 7 işlem günlük fiyatlama performansına biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Tabii bir yandan da bilanço dönemi olduğu için şirketlerin performanslarında bu noktada dikkate takip edileceğini göreceğiz. Sadece bizde değil, global tarafta da hani Amerika'da da olsun, Avrupa'da da olsun bilanço dönemi olduğu için de oradaki Mevcut sonuçlar e, borsa performansları üzerinde de etkisini hissettirecektir. İlaveten de zaten yeni dönemde Fed yani ABD Merkez Bankası'nın e, para politikasına ilişkin vereceği mesajları da daha da agresifleşecek mi? agresifleşmeyecek mi? Bu hususları inceliyor olacağız. Şimdi bu bilgileri paylaştıktan sonra artık işin fiyatlama kısmına geçebiliriz. Tabi şunu da söylemekte fayda var. Bu hafta yine haber akışı anlamında Perşembe ve Cuma günü oldukça yoğun. Hani perşembeye gelene kadar süreçte biraz sakin kalabiliriz. Ama yine de genel bir haftanın değerlendirmesinde önemli haber akışları var. Bu konuyla alakalı haftalık bülten çalışmalarımızda detaylandırmaları zaten inceleyebilirsiniz. Şimdi bu bilgileri paylaştıktan sonra artık işin fiyatlama kısmına geçebiliriz. Burada ilk etapta Borsa İstanbul 30 ve 100 endeksinin e, beklentilerini aktarmak gerekiyor spot tarafta. Sol tarafta e, Beast 100 sağ tarafta biz 30'un e, 240 dakikalık grafikteki e, mevcut görüntüsünü izliyor olacaksınız. Orada dikkat ettiyseniz ikisinde de e, kısa vadeli hareketli ortalamalar daha öncelerde sürekli olarak önemli bir destek niteliği görüyordu ve pozitif beklentimizi sürekli olarak bu ortalamanın üzerinde devam ettiğini vurgulamaktaydık. Ama cuma günü oluşan aşağı yönlü hareket ortalamanın altına sarkması açılış sonrasında bugün de bu ortalamanın altında fiyatlama reaksiyonu devam ediyor olması ister istemez burada biraz daha düzeltme yani trend içerisinde tepki satışı düşüncelerinin devam edebilme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Şimdi baktığımız zaman da Bistüs tarafında ana destek noktası mavi renkte ortalama 2247'lerden geçiyor. Şu anda bizim ortalamamız 2500'den geçiyor. Yani 2500 altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü hareketlerine devam edebilir. Ne demiştik? 2247 ana destek. Ha, buraya kadar düşmek zorunda değil. Ama düşme senaryosunda ara bölgeler neresidir diye soracak olsak. ilk etapta 2410. Burası önemli bir bölge. 2410 bölgesi kırılırsa 2320'lere kadar. 2320 kırılırsa 2247 ana destek bölgesine doğru satışlar izlenebilir. Money Flow Index ve RSI göstergesi de zaten burada bu aşağı yönlü hareketi destekliyor. Tabi düşüşler nerede sona erecek? Piyasa dinamiklerine odaklanmak gerekiyor. Ama ben grafiksel anlamda işin maksimum düşüşünün 2247 yani 100 periyotluk üstsel hareketli ortalama ile sınırlı kalabileceğini düşünenlerdenim ama buraya kadar düşer mi düşmez mi sorusunun cevabında da ara bölge olarak da 2410'u dikkate alabilirim. Şimdi diyelim ki düşmediğini varsayalım. Toparlanma eğilimine geldi. Yani 2410'un üzerinde toparlandı, yükselmeye devam ediyor. O zaman yukarı yönlü hareket teyit kazandı diyebilmemiz için neye dikkat etmemiz lazım? Burada hareketli ortalamamızın yer aldığı 2500 seviyesinin üzerinde kalıcılaşması şartıyla o zaman tekrar bir potansiyel yukarı yönlü hareketler izlenebilir. Keza 2750-2800 arasında 12 aylık analiz beklentileri yoğunlukta bir e, beklenti oluşturuyor. Hani senaryo anlamında 2500 üzerinde kalıcılık bu görüntüyü gündeme taşıyabilir. Şu anda aslında e, BIST 100 endeksi bir karar verme sürecinde ortalamanın üzerine çıkıp yukarı yönlü rallime devam mı edeyim yoksa ortalama altında kalıp biraz tepki, biraz düzeltme hareketini sürdürmeliyim mi e, sorusunun oluşturulduğu bir ortamdayız. Bu sebeple de biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Keza biz 30 tarafında da baktığımız zaman şu anda kısa vadeli ortalama 2223'lerden geçiyor. Ana ortalamamız kapatarsak 2000 e, 460 civarlarından geçiyor. Yani baktığımız zaman da çok net bir şekilde yukarı yönlü hareketlerin etkisini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Yani uzun vadeli, orta vadeli konjonktür. Sadece kısa vadeli olarak bakın burada bir dönüş var. Tıpkı Bist 100'de olduğu gibi. 2223'ün üzerinde, düzeltiyorum yanlış söyledim. 2770'in üzerinde kalıcı bir reaksiyon izleyebilecek miyiz? Bunu takip ediyor olacağız. Eğer 2770'in üzerinde kalıcılaşabilirse ha bu düşüşler tuzak, yukarı yönlü reaksiyonlar devam diyebiliriz. Aksi takdirde düzeltme hareketinin devamlılığı ister istemez ana ortalamaya doğru bir baskıyı da gündeme taşıyabilir. Yani şu an için aslında tam da e, ciddi bir mücadelenin olduğunu düzeltmenin olup olmadığını ilişkin bir karar verme sürecinde olduğunu söyleyebiliriz bu tür zamanlarda biraz daha dikkatli olmak gerekiyor borsa temasında Aslında işin e, genel kısa vadeli görüntüsünü bu şekilde sizlere izah etmiş olduk Tabii e, bunu da birlikte Kardemir ve Ereğli tarafında da hemen mevcut süreci sizlere aktarabiliriz. Acaba onlarda da nasıl bir reaksiyonlar var diye. Şimdi ikisinde de baktığımız zaman da bir aşağı yönlü hareketlenme, bir tepki hareketi görüntüsünün devam ettiğini söyleyebilmekteyiz. İşin Ereğli tarafına baktığımız zaman da kanalın alt bölgesinin altına sarkmış, ana ortalamaya doğru bir tepki hareketine hazırlanan bir görüntü var. Ana ortalama dediğimiz bölge kabataslak baktığımızda hangi seviyeyi temsil ediyor? Hemen bakalım. 65 günlük üstel hareketli ortalama kabataslak 30-70 seviyesinden geçiyor. Yani 30 ile 31 aralığı diyelim biz buraya. Hani buraya kadar bir baskı oluşur mu? Çok sert bir şekilde düşüş oluşur mu? Bu sorunun cevabını arayacağız. Şu bir gerçek ki kanaldan çıktı ve gösterge de negatif tarafta. Yani bu bölgeye doğru bir geri çekilme buna şaşırmamak lazım. Ha tekrardan yukarı yönlü hareketini hızlandırabilmek adına da 35 bölgesinin üzerinde kalıcılaşması lazım ki tekrar kanal içerisine girsin. Kardemir tarafına baktığımız zaman da dikkat ettiyseniz bir trend çizgisi vardı. Uzun zamandır bu bölge korunmaktaydı. Yine bu bölgeye geldik. Acaba bu bölgede yine destek görevi görebilecek mi daha önce yaptığı gibi eğer 14.71 üzerinde kalmayı başarırsa o zaman destek görevi görür Kardemir daha istekli bir performans sergileyebilir Ereğli'ye nazaran ama 14.71'in altında kalıcılaşırsa o zaman baz aldığımız ortalamalara doğru yani 12 13.35 bölgesine doğru bir tepkisel boyut ki özellikle 13 35 bölgesinde bu işi dip kabul edebilecek bir senaryo karşımıza çıkabilir. Bu sebeple de Kardemir tarafında da 14 71 Ereğli tarafında da 35 seviyesi bu anlamda önemli olacaktır. Kısa vadeli tarafta yani genel çerçevede işin spot tarafındaki beklentiler bunlardan ibaret. Şimdi bir de vadeli tarafa geçelim. Valiyle tarafta da borsa İstanbul 30 endeksinin e, Nisan vade grafiğine bakalım 12 saatlik zaman dilimi ve 2730 seviyesinin önemli olduğunu ve yükseliş kanal bölgesini temsil ettiğini görebilmekteyiz. Burada iki tane seviyeyi önemseyebiliriz 2730'u alt tarafta 2785'i üst tarafta takip etmek gerekiyor. 2785'in üzerindeki kalıcılık yukarı yönlü hareketin teyit kazandığını, 2730'un altındaki kalıcılık trendin sona erdiği anlamına gelir. 2730'un altındaki kalıcılık 2440-2485 hareketli ortalamanın yer aldığı bölgeye gelebileceği gibi özellikle 2785'in üzerindeki kalıcılık o 3035 zirve bölgesine doğru yeni bir rally'nin de gündemi gelmesine olanak tanıyabilir. Ereğli'ye bakalım. Kanal bölgesinden çıktı. Kırılımını cuma günü yaptı. Bu sebeptir aşağı yönlü hareket beklentisi işin tepkisel niteliğinde devam ediyor. Ana trendimiz hala 150 periyotu üstel hareketli ortalamanın yer almış olduğu 31, 31 85 bölgesi. Yani bu bölge kırılmadığı müddetçe Ereğli'de tekrar yükseliş hareketini bekliyor olacağız. Ama bu Buraya kadar düşecek mi? Bu sorunun cevabını arıyoruz. Şu an için 33.60 ve 35 seviyelerine dikkat edelim. 35'in üzerinde kanala girmeye çalışma potansiyeli 33.60'ın altında trend alt bölgeye ulaşma potansiyeli gündemimizi meşgul edebilir. Son olarak da Kardemir'e gelelim. Kardemir tarafında kanal bölgesinden çıktık ama trend çizgisi bölgesini henüz kırabilmiş değiliz. Ana trendimiz baktığımız zaman da 12.82 üzerinde pozitif. Ancak burada 14.21, 14.90 bölgesini takip edeceğiz. 14.90'ın üzerinde trend, 14.21'in altında tepki olarak nitelendirmemiz gerekiyor. Burada kademir görüntüsünü de. Şimdi genel çerçevede hem spot tarafta hem vadeli tarafta bazı ürünlerle alakalı teknik değerlendirmeleri ve başlangıç aşamasını da makro temelleri sizlere aktarmış olduk. Kapanışı yapmadan önce son duruma bakacak olursak spor tarafında e, güzel bir hareketlilik var yani bankacılık endeksi performansını da geçmiş olduğu %2.44 spor sektörü. Bu arada mali sektöründe pozitif tarafa hatta madenciliğinde pozitif tarafa geçtiğini görebilmekteyiz. Yani şirketlerdeki performanslar negatiften pozitif tarafa dönme görüntüleri var. Bazıları da iyimser performanslar izlenebiliyor. Biz 30 içerisinde Garanti Akbank Yapı Kredi Bankası, İşçiyet TRL ek olarak Sabancı Holding, ve Koza Anadolu'nun da geldiğini, Koç Holding'in de geldiğini, Kozal'ın da geldiğini görebilmekteyiz. Yani sektörel bazı oluşan hareketlerden ötürü zaten şirket performansları da bu noktada dikkat çekiyor. Borsa İstanbul 30 ve 100 endeksi %1'e yakın negatifti hatırlarsanız videomuzun başında. Şu anda %0.50-60 bandına geldi. Yani biraz daha e, kötüyü geride bırakmaya çalışıyor. Gün içerisinde pozitif bölgeye geçer mi, geçmez mi? Buna ayrıca bakacağız ama şunu unutmamakta fayda var. Yani şu anda Borsa İstanbul 30 ve 100 endeksi %30'un üzerinde pozitif bir performans sergiledi. Yıl başından itibaren yani şu anda FTSE bile, İngiltere borsası bile başa başta. Hani DAX %12 Nasdaq %18'lerde kayıplarda yani büyük borsaların ciddi anlamda problem yaşadığı bir ortamda biz kendi işlemcilerimizde enflasyon temasını gündem alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz ama tabi bu tür zamanlarda düzeltmeler nerelerde sona erebilecek hususları dikkatle takip edilmeli. Seçmiş olduğunuz hisselerde zaten eğer geleceğe yönelik herhangi bir hikayede problemi yoksa temel ve teknik göstergeleri uyumlu çalışıyorsa zaten bu tür zamanlar işin nazar boncuğu olacaktır. Uzun vadede, orta vadede istediğiniz sonuçlara daha iyimser noktalara ulaşacaksınız diyebiliriz. Şu anda baktığımız zamanda %0.50'nin altına da düşmüş oldu borsa performansı. Yani pozitife geçme konusunda biraz daha istekli gibi duruyor. Genel çerçevede aktarabileceklerimiz bunlardan ibaret. Herkese başarılı bir trade haftası diliyoruz.